Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. CHP'li Sezgin Tanrıkulu tehdit etti. 14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız. Değerli izleyenler, Türkiye artık adım adım seçimlere giderken HDP ve PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteği CHP'den gelen açıklamalar sonrası her geçen gün biraz daha artıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu HDP ziyareti sonrası Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamalarının gelmesi CHP'li isimlerin PKK'ya verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'ın özgürlüğüne ilişkin sözlerden kaynaklı olarak görülüyor. 14 Mayıs seçimleri sonrasında dostları için hesap soracaklarını dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kimdir bunun müsebbibi? Erdoğan'dır, Kürtler de ülkenin demokratları da bunu çok iyi biliyor. Tam da bu nedenle hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız. İfadelerini kullandı. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş, bütün savcılar, istinaf mahkemeleri üyeleri, dosyalarımıza bakmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, sunduğumuz delilleri dikkate almayan hakimler ve savcılar kurulu üyelerinin tamamı anayasal düzene kumpas kurarak, örgüt kurarak müdahale etmiştir. Yalanını ortaya atarak, avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz, o sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız, sözleriyle mahkemeyi tehdit etmişti. Demirtaş'ın sözleri sonrası CHP harekete geçerken, bu sefer de CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan ve Kobani davası mütalasında kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta tehdit etti. Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş hükümlü değildir, affa da ihtiyacı yoktur, aldığı cezada yoktur, dedi ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.